Evet gençler, kaldığımız yerden birebir aynı yerden devam ediyoruz. Var bende. En son turnuvamızı kazandık. Para taktiğimizi konuşmuştuk. Kaç kişi? 26. Hallederiz. Gençler siz önden bir gidin. Arkadaşlarla bir tanışın, tartışın. Biz geliyoruz. Şimdi paranın içinden geçmenin çeyreğine doğru yaklaşmıştık. Yaklaşık 5000 altınımız var. Bu da yolun yarısı eder. Kese biçe gidelim. Şimdi atın hızı da var. Biz burada bayağı ilerleyeceğiz. Eğer istediğim adamı bulamazsam eğitim serisi olduğu için çok özenmeyeceğim. Alayını direkt şey vereceğim. Zeka vereceğim. Kendi oynadığım sevimde o şeyi, alayını bayağı bir kasmıştım. Nasıl kasmıştım? Şöyle. Full güç verdim. Güçlü vücut. Bir de şeyle öbüründen verdim. Silah ustasıyım, yok. Ya şu işte güçlü kesme. Güçlü darbeydi yanlış hatırlamıyorsam. O yeteneği verdikten sonra adam talimde beni bile dövüyordu. 4vs1 atıyordum. 1v1 de şans yok da. 4vs1'de herkes böyle çeyrek çeyrek vururken adam bir koyuyor. Tek atıyor. Ki bende de güçlü vücut 3 falan. Full zekaya verdiğim için. Şimdi at üstünde olduğumuzda bacak zırhı önemli ama şu an ben düz zırhı tercih edeceğim bunu. Pek yemek istemiyorum. Ve alayının artısı konuş deyip ekipmanlarından bahset dediğimde bunları ona giydirebiliyorum. Kısa kılıç, bastonat kılıcı 26, çentilmiş nort. Saplaması düşük, saplaması yüksek. Kalsın şimdi o zaman. 14, 14. Şunu iyi var. Şekil dur. Başka ne verebilirim? Şeye gerek yok. Boş ver diyoruz. Ve level atlayanlarımızı. 10 kişi şu anlık yeter. Daha fazlası gerek yok. Daha fazlasına. Şimdi adım adım 18 kişi. Biz Your bunu money döveriz. or your life. Bir yerden sonra şeye dönecek savaşlar artık. Ya savaşmak istemiyorum, bizimkiler halledip gelsin de dönecek. Onun için ne yapacağımız taktik hemen size gösteriyorum. Bunlar gidince ağacın arkasına saklanıp beklemek. Çünkü buraya ok atamıyorlar. Attıklarında da ağaca denk geliyor. Bu ağaç da güzel değilmiş, şöyle gölgelikli güzel bir ağaç olsun. Hatta ekstra garanti istiyorsanız, ben altta patlayacağım işte film izleyeceğim falan diyorsanız şöyle atı park edin, inin. O zaman atı şöyle park etsem, aa, hep soldan iniyoruz o zaman. Aynen. Bu şekilde bekleyebilirsiniz. Sonra alt tapınızı atıp rahat rahat takılırsınız. O zaman bizimkiler de haritadan bir bakalım bizimkilere. Evet. Bakıyoruz. Ben ikinci ekrandan izlemek durumundayım ki çok garip gözükmeyeyim. Evet. Ve bizim elemanlar iki kişi kaldı. Dövüyorlar. Yaralı yok, firarı yok, mis gibi. Hemen ben geri döneyim yerime. Ve tamam. Arada şunu şeyle sol elim klavyede olduğunda, sağda mouse olduğunda ESC iki kere basarak kapatıyorum. Videoda güzel durmayabilir ama çok şey, kullanışlı. Ya 29'a. Göçer kılıcı öyle. Şimdi bunlar bizi döver. Şimdi kaçmamız lazım şehre tekrardan. Aleyhin diyor ki buralar benim eski topraklarım diye falan filan. Dahasını anlat deyip tık 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 geçiyoruz. Ve şimdi size dünyanın en tuhaf, en değişik taktiklerinden birini göstereceğim. Yani diyeceksiniz bu nasıl bir taktik ya. Gençler, kaleye git demiyoruz. Şehir meydanına git diyoruz. Şimdi benim at yok. Ama şimdi girişte sağdaydı yanlış hatırlamıyorsam. Yok, solda o zaman. Ya da ileride mi?
İleride değildir ya, şuradadır. Şimdi bir gidelim. Şimdi bu taktik yasaklı bir taktiktir. Burada bir sandık bulacağız. F ile açacağız. Garip sır. 38'i 19. Bir gövde zırhı kaybedip 19 bacak kazanmak daha mantıklı. Bir de garip kısa kılıç. O da yanımızda durabilir. Gerçi yük arttırıyor. Yük hızımızı kesiyor diye biliyorum. Emin değilim. Bu yanımda bulunsun. Çünkü neden olmasın. Bir de tüketilecek item en üstteki. O yüzden bu 17 bölü 50. Şu 50 bölü 50. Bunu da tüketmediler. Buna da dikkat ederseniz işte iki tane 17'lik ya da iki tane 15'lik duracağına bir tane 30'luk falan durur. Envanterden kazanç sağlamış oluruz. Şimdi zekayı vereceğim. Talimci vereceğim. Envanter yönetimi vereceğim. Ki envanter yönetimine daha önce de verebilirmişim bunu. Şimdi fark ediyorum. Şimdi güç bence yeterli. Şimdi karizma, çeviklik gidebiliriz. Çeviklik gidip silah ustalığına verip daha fazla puanla yükseltme yapabiliriz. Ki ileride gerekmeyecek. O yüzden şimdilik silah ustalığına daha fazla gerek yok. At okçuluk verebiliriz ilerisi için. Ama ben şimdilik iknadan yana kullanacağım ve bir level daha atlayana kadar şeyi vermeyeceğim. Bu deniz yağmacılarının bölgesi. Bu deniz yağmacıları buralarda takılıyor bizim kestiğimiz elemanlar. Galiba bir hafta geçti. Ben bir tekrardan hana gidip bakacağım. Yine mi bu? Yine. Galiba haftada bir ya da şey kervanla birlikte hareket ediyorlar. Elemanlar değişene kadar CTL Space yapacağım. Şimdi 38 kişi oldular. Geliyorlar. Biz gene aynı miktarda adamla dalıyoruz. Miktarımızı biraz küçültebiliriz. Sadece zırhlı süvariye geçebiliriz. 25 zırhlı süvari ya da 20 zırhlı süvari 5 yaya şeklinde yapabiliriz. Zaten 20 kişiyle bunları temizleyeceğiz. Genel olarak. Eğer diyorsanız 10 kişi de yeter bana. 10 kişiyi de çözebilirsiniz. Tek başınıza dalmanızı önermiyorum. Oklarından dolayı. Şimdi baltaları 5-10 tane. Ama oklarını döne döne harca atmak çok riskli. Ama su yok aslında. Yani oyunun en iyi zırhlarından biriyle denedim. Olmuyor. İşimizden geçiyorlar. İçimizden geçmelerin sebebi işte oklamak. O yüzden okları sevmiyorum ve ileriki bölümlerde de bu oklardan ötürü ağlayabilirim. Bu arada benim gibi böyle adam deşemiyorsanız biraz pratik yapın. Talimlerle uğraşın vesaire, öğreticilerini kullanın. Ya da biraz hileyle işte kendinize şey alıp öyle pratik yapın. Ya oyunun temeli şu. Yani bizim yapacağımız temel şu. Sola bakıp vurmak, sağa bakıp vurmak. Okları göremiyorsanız ESC'den saldırı yönünü seçebilirsiniz. Bunları sallıyorum. 35'e 10. Bunları büyük ihtimalle satacağız. Şimdi şöyle yapalım. Ben düzene önem gösteriyorum. O yüzden bunları ileride düzenleyeceğim. Şimdilik bu şekilde tutmak bana daha mantıklı geliyor. Bakın Alien de level atladı. Ki bölüm atlarında falan da benim bir yere not almam lazım. Gerçi izler izler öyle yüklerim diye düşünüyorum. Şimdi bu elemanların da parası ve envanterleri var. Az öncekinin envanteri de oldu. Parası olmasına rağmen satış yapamadım. Parası yoksa da satış yapabiliyorsunuz. Daha az para vereceğim diyor. Elimdeki paranın hepsini vereyim sana diyor. Ya da farklı bir şekilde anlaşalım diyebiliyorsunuz. Şimdilik bir 5 kişi daha ayarlayacağım. İsterseniz dağıt deyip hepsini gönderebiliyorsunuz. Ben bir 5 tane yedek bırakacağım ki bize saldırsınlar. Saldırsınlar ki biz de para kazanalım.
Bundan ağızdan ağızdan vuralım. Bundan sonrası loop olacağı için sürekli aynı şeyleri yapacağımız için belki bir sonraki videoda, belki de bu videoyu keserim, emin değilim. Devamında bir sonraki taktiği uygulayacağız. Ya bu taktiklere geçmeden önce bizim ikna seviyemizi en azından 5 yapmamız lazım. Bunun sebebi ise krallarla biraz takılacağız. Görevlerini yapacağız. Görev karşılığı paradan çok ilişki seviyesi kasacağız aslında. Sonra kendi krallığımızı kuracağız. Şimdi bir envanterimizde yer açıldı. Bunu da şu şekilde yaparsak eğer, yani sıralarsak neyin bittiğini hemen anlayabiliriz. Mesela bir elmamız, bir de kurutulmuş etimiz yok. Bunları da şöyle yapalım. Ya da bir tane de kurutulmuş et şuraya atarız. Mesela kurutulmuş et yeni bitmiş. Bunu da buradan görmüş olduk. Burada satılıyorsa satılmıyor ama kurutulmuş et var. Biz buradan bir şeyleri aldıkça, mesela ipeyi 420'ye aldım. Bir sonraki 474 oluyor. Zamlanıyor. Bir nevi bir şey, arz talep mevzusu falan dönüyor. Şimdi paramız 8600 olmuş. Bu şehrin etrafında fazla takıldığımız için bir bu şehri kontrol etmek istiyorum. Şehir meydanına git dedikten sonra Lonca Başkanı hemen buradaymış. Lonca Başkanı'na selamun aleyküm aleyküm selam diyoruz. Bu şehirden işletme amaçlı toprak almak istiyorum diyoruz. Bir daha diyoruz. Büyük ihtimalle kimse sana güvenmiyor falan filan. Seni tanımıyor. Sana kimse toprak vermez falan diyor büyük ihtimalle. Şuna bir selam verelim. Selamun aleyküm aleyküm selam diyelim. İzinle gidiyorum diyelim. Bir daha bir şey deneyelim. Şehir meydanına gir diyelim. Lonca başkanı kardeş. Bir bak hele. Toprak. Vermezsen verim. Gidiyorum ben. Praven'e gideceğim. Praven. Koştur koştur gidelim. Paramız var. Askerlerimizin karnını da doyurabileceğimize eminiz. Bir uçtan bir uca gidiyoruz. Belki turnuvaya denk geliriz. Bir turnuva daha yaparız. Praven şehrindeki turnuva biraz tuhaf. Ve kralımız burada. Şehir meydanına gidelim. Umarım atta spawn oluruz diyecektim. Olduk. Buradan gidiyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlıyormuşum. Yok burada. Yok at tüccarıymış. Atırsız demiyorlar da. Şaka. Acaba o atları nereden buluyor? Kendi mi üretiyor? Galiba burası. Attan inelim. Hemen sağımızda gözükmesi lazım elemanın. Burası değilmiş. Ben niye burası diye hatırlıyorum emin de değilim. De şeyleri geçmeden, şu askerleri geçmeden çıkmıyordu. Ben geldiğim yöne de gidiyor olabilirim. Yok merdivenden çıkınacakmış. Peki buglayıp yok. Hatta devam edemiyoruz. Önceden bug'lıyordum ama şimdi bug'lanmıyor. Selamun aleyküm aleyküm selam. Toprak. Aynen. Tamam. Şimdi fırın tıklıyoruz. Şimdi uzun uzun okumamıza gerek yok. Şuradaki son sayı bizim kazancımız. Bir sonraki bira 30 dinar. Ki şu anda kar ettirebilir. Sonrası için bizi zarara da sokabilir. 100 küsürlere çok şey yapmamıza gerek yok. Ben genelde burada ipeyi karlı buluyorum. Aynen. Buraya ipek kurmamız lazım. Ve 2000
Dinarımız eksik. 2000 dinarı da kolay bir şekilde kasabiliriz aslında. Da turnuva yok. Aslında turnuva için böyle gezmeye gerek yok. Şimdi bir şehre gidiyoruz. Arena'ya gir diyoruz. Dayıya selamun aleyküm aleyküm selam diyoruz. Yakın çevrelerde şey var mı? Velusa Tulga. Şimdi Velusa alttakiydi galiba. Aynen en yakını bu. Tuga da burası. Tulga'ymış o. Tuga'ydı yanlış hatırlamıyorsam şey. Yok Tulga'dır o. Şimdi Velusa benim çok deneyimli olmadığım elemanların şeyi ki turnuva bitmiş. Tamam burası ve Tulga'da diyor. Yani gece olmuş. Ki hava sonradan karardı. Gündüz şöyle bir kuşluk vakti turnuvaya katıl. Kendi üstüne bahis oyna diyelim. İyi. Arbeletli var. En nefret ettiğim. At yok. En gıcık kaptığım şey. Ama turnuva bu. Yani para bu. Para için her şeyi yapacağız. Gerekirse attan vazgeçeceğiz. Mesela bunlar uzaktan vurabiliyor diye kalkanları yok. Artıları bir yandan da eksileri oluyor her şeyin. Mesela bize Jerit de verebilirlerdi yakın mesafe için. Şimdi at varsa ben de varım. Şimdi arkadaşlar arkadan gelip vurmazsak. Şimdi şu adamların ellerindeki tehlikeli. Çünkü hızını aldıkları zaman şövalyeleri bile yani Sıvadyan'ın en iyi atlısını bile tekleyebiliyorlar. Ama biz tekleteceğiz. Yok, biz tekleyeceğiz. Ne oldu lan? Dodge Master. Benim atalarım da dodge atardı. Hepsi lolcudur mesela. Yani bu oyunu eğer gençler oynayacaksanız uzun uzun kendi hikayenizi yazmayı unutmayın. Diğer türlü sıkılırsınız. Lan bir an gene attığımı zannettim ya. 4 farklı takım 4 kişiyiz. Teke tek. Ve bu beni seçmiş. Ya sen neyine güveniyorsun kardeş? Sen neyine güveniyorsun? Yeterince adımız yok diye bunlar şey zannediyor. Bizi süt çocuk zannediyorlar. Sıfır hasar, sıfır hasar. Adamın elindeki boşa gitti. Atlan, atlan, atlan. Konuşamıyorum. At ele damage at. Damage yediğimiz için daha doğrusu. İkinci damage'i yemedik. Bunun ağzına vurduk böyle. Öyle vurduk. Hem de böyle. Şimdi benim kullanmadığım gizli bir taktik var. 1vs1'lerde tekme atmak. Şimdi E tuşuyla tekme atabiliyoruz. Çok az bir hasar veriyor. Rakibiniz geri getiriliyor. Yani ekstra bir vuruş kazanabilirsiniz. Şimdi atı niye tokatlıyorsun? Hayvan düşman diyebilirsiniz. Ben at yani seviyorum. Güzel. Deştik. Sana vuracaksa ben bunu indiririm. Şimdi R tuşuyla şeye geçiyorum. FPS'ye. Normalden yukarıda gösteriyor. Biz şeyde kullandığımızda. Yani bir tane okumuz şey olsaydı bari. Tutsaydı en azından level atlasaydı. Şu anda şey gözüküyor. Kocaman bir alan gözüküyor. Ve hızlıca büyüyor bu. İleride okçuluğumuz kundaklı yay geliştikçe adamda kundaklı var. Adam daha fazla hasar vurabiliyor. Biz daha hızlı atabiliyoruz. Ama ileride hem bu şey alan noktaya dönüşecek. Ve hızımız yani iyi bir silahımız olacak. Dibine geldiğinde bende bıçak var. Adamda şey.
O sıkıntı. Kılıç. Okçuluğum 30 küsür ya. Berbat. Ama her türlü hallederiz. Tamam, buradan kazandığımız parayı hemen kara kızla yiyebiliriz. Evet. Şimdi biz Praven'e gidelim. Gerçi Velusya'ya da Velusya. Velusya her neyse. Buraya da yanlış hatırlamıyorsam bira lan. Kale değil ya, şehir. Buraya da şey kurabiliyorduk. Bira. Bize 500 getirmesi için. Şimdi şu elemanları geçtikten sonra hemen sağda olması lazım. Bizim konuşacağımız eleman. Burada mı? Yok. Burada mı? Yok. Gardiyan, kale muhafızı. Selam verelim. Sen misin lan? Yürü. Sen misin? Yürü. Sen. Şuradan gidiş yok. Şurada değişik bir yer var. Şunu böyle yapmaları yerine şey isterdim. Bir buton isterdim. Ne? Ben şehirli adam, sihirli adam zannettim. Bu girişteymiş abi. Güzel. Öğrenmiş olduk. Benim kendi sevimde bir de burası benim başkentim. Bundan görev alıp şehrin durumunu yükseltebiliriz. Aramızı iyi tutabiliriz. Şimdi buradan toprak alalım. Şimdi bir aydı. Yok. Bir ay 100 olmaz. Zeytin. 370. İyi. Demir. 280. İpek. 104. Kıyafet. 172. Şu an zeytinyağı en karlısı gibi. Ama buradan yani çok da almayı planlamıyorum. Biz Suno'ya ya da Praven hangisiydi? Praven'de. Gidelim. İpek mekanımızı kuralım. Çünkü neden olmasın? Şehir meydanına git deyip şu yukarıdaydı. Az önce geldik ama unuttum. Bakalım etrafımıza. Kimsecikler yok. Demek ki burada değil. Şu elemanlara geçtikten sonra. At da niye giremiyor acaba? At gene mi öldü diyeceğim ya. Söylemiş olabilir. Ölmemiş de olabilir. Evet, şurada. Ne yürüdük be. Selamün aleyküm, aleyküm selam. Ne yaptın kardeş? Toprak alacağım. Şeyci. İpek. 536 getirecekmiş. Aynen. Şimdi ilk hafta bize gelir getirmeyecek. Paramız var mı yeterince? Var. O zaman şöyle CTL Space'te bir gündüz olana kadar bekleyelim. Savaş mavaş, turnuva var mı? Yok. Olsaydı güzel olurdu. Ama bir sonraki bölümde o zaman devam edelim. Bir sonraki bölüm büyük ihtimalle artık krallıkların görevini yapacağımız bir bölüm olur. Şimdi neden bir sonraki bölümü hemen başlat yani çekmiyorum? Çünkü 3 bölüm arada arada çektim. O yüzden bir sonraki bölümü düşünüp neler yapacağımızı falan konuşmamız lazım ki falan filan neyse. Lafı çok uzattım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.